Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Kıymetli arkadaşlar, bugün Silsiletül Lisan serisinin birinci kitabının ikinci bölümünün sekizinci dersindeyiz. Ünite başlığımız Cismül İnsan, insan vücudu, insan bedeni. Tasaffah, gözden geçir, sayfa sayfa çevir anlamına geliyor derse. Cismül insan. Kelimatü dersi. Avunnu. Vanne yazunnu zan. Zannetmek, sanmak. Zinetün. Zinet, zinet eşyası Türkçemizde var. Süs anlamına geldiği gibi parçamızda makyaj anlamında kullanılacak. Veçhün, yüz. Aynun, göz. Haddün, yanak. Enfun, burun. Özünün, kulak. Usbihun. Esbahan yusbihu, olmak anlamına gelen nakıs fiil, kâne ve kardeşlerinden. Femün, ağız. Esnânun, sinnun esnan, dişler anlamına geliyor. Cebhetun, alın. Rahetun, istirahat, dinlenme. Sebebün, sebep, neden. Elemun, ağrı, acı. Ra'sun, baş. Maidetun, mide. Gademun, ayak. Ketifun, omuz. Zahrun, sırt. Riclun, iki anlam vereceğiz. Ayak, bir de bacak. Sadrun, göğüs. İstemi'a vekra. Dime, arkadaşlar özel bir isim, bir bayan ismi Arapçada, Türkçemizde kullanılmıyor. Soruyor. Hel ene cemiletun, ben güzel miyim? Ezunnu zalik. Böyle olduğunu sanıyorum. Öyle zannediyorum. Uhibbu, seviyorum. En eda'a, koymayı. Ezzinete, makyajı. Ala veçi, yüzümün üzerine. Tabi bu Arapçanın kendi mantığı. Biz ne diyoruz? Yüzüme makyaj yapmayı seviyorum. Fil beyti, evde, fakat, yalnızca. Fakat, t harfiyle olduğuna dikkat edelim. Yalnızca, sadece anlamına geliyor. لِأَنَّ اُمِّي, çünkü annem, tekul, diyor. اِنَّنِي, ben, صَغِيرَةٌ, küçüğüm. Toparlarsak, ben yalnızca evde yüzüme makyaj yapmayı seviyorum çünkü annem küçük olduğumu söylüyor. اَهْتَمُّ bi, ihtemme, yehtemme, ihtimamın bi, ihtimam göstermek, özen göstermek, önem vermek. Bi ayneyye. Arkadaşlar, bu ye nispet yası, sahiplik bildiren ya, benim anlamına geliyor. Müsenna'dan sonra, ikilden sonra gelince müsenna'nın onu düşüyor ve ya iki tane ya yan yana gelince şeddeyle ifade edilmiş. Bir ayneye, iki gözüme demek. Ancak Türkçe'de müsenna, yani ikili olmadığı için biz gözlerime diye çeviriyoruz. Ve haddeye, yine aynı mantık bakın. İki yanağıma demiş ama biz yanaklarıma diye çevireceğiz. Önem veririm, özen gösteririm. Ve üserrihu, daha önce görmüştük, taramak anlamına geliyordu. Şari, saçımı, daimen, daima, her zaman saçlarımı tararım. Biz genellikle saçım demeyiz de saçlarım diye çoğul da yapabiliriz. Lakinne enfi, ancak burnum, kebirun, büyüktür. Galilen, biraz. Ve üzüneyye, iki kulağım, bakın kulaklarım diye çevireceğiz. Sagiratani, küçüktür. Mükteda haber. Uridu en usbiha, olmak istiyorum. Mithle ummi, annem gibi. Li, sebep biliyor, için, diye, den dolayı. Estekdime, istekdeme, istekdeme, istekdem. Fiil müzardan önce arkadaşlar, lam geldi mi, li en demektir. Orada bir en, eni mastar yem vardır ama yazılmaz. Sonunu gördüğünüz gibi nasip etmiş, yani fethalı hale getirmiş. Li estekdeme, kullanmak için külle, hepsini, tümünü, edevati zineti. Edatun, edevat. Edat, sor edatı diyoruz. Alet, edevat diyoruz. Biz Türkçe'de bunu değişik anlamlarda kullanıyoruz. Burada edevatü zineti, makyaj malzemeleri anlamına geliyor. Tüm makyaj malzemelerini kullanmak için annem gibi olmak istiyorum. Etemenne, temenni ediyorum, diliyorum. En ek bura. Burayı B harfini arkadaşlar, ötreli yaparsanız daha uygun olur. Kebura, ek buradan büyümek anlamına gelir.
Büyümek istiyorum, büyümeyi diliyorum. Bir süratin hızlıca. İkra ve reddet demiş. Bakalım. İnnehu yahtacu ila. İhtiyaç ila ile kullanılıyor. İhtiyaç duyuyor. Rahatin dinlenmeye ihtiyaç duyuyor. Elemun fi ra'sihi. Başında bir ağrı var. Elemun fi ma'idetihi. Midesinde bir ağrı var. Eş'aru bi tahassunin. Tahassene fiili iyileşmek anlamına geliyor. Şe'ara bi hissetmek. İyileştiğimi hissediyorum. Daha iyiyim derseniz Türkçe gayet uygun bir ifade olmuş olur. Sıl-i kelimatil atiye. Aşağıdaki kelimeleri eşleştir. Bir suratil münasibe uygun resimle. Ketifun. Es-suratu rabi'a. Zahrun. Es-suratu thalife. Burada bacak anlamında kullanmış. Es-suratu saniye. Kademun. Es-suratu hamise. Yedun. Es-suratu ula. Ra'sun. Es-suratu sabi'a. Sadrun. Es-suratu sadise. Undur ile suveri el-atiye. Aşağıdaki resimlere bak. Ve sif. Vesafe yasifu nitelemek. Sıfat oradan geliyor arkadaşlar. Ve sıf emir veriyor. Bakın vav atıf harfi. Nitele ma şeyi yahdüs. Hadise yahdüs olmak meydana gelmek. Olan şeyi nitele. Kema fin nemudeci örnekte olduğu gibi. Teş'aru bi elemin fi ra'siha. Bir bayandan bahsediyor. Başında ağrı hissediyor. Türkçeleştirirsek başı ağrıyor. Yine bir bayan resmi var. Teş'aru bi elemin fi ricliha. Ayağında veya bacağında bir ağrı hissediyor. Bacağı ağrıyor. Yeş'aru bi elemin fi esnanihi. Şimdi müzekker olunca gördüğünüz gibi zamir de ne yaptı? Müzekker zamire dönüştü. Fiil muzarinin ilk harfi de müzekkerlik için olan ye haline geldi. Yeş'aru bi elemin fi esnanihi. Dişlerinde bir ağrı hissediyor. Yeş'aru bi elemin fi zahrihi. Sırtında bir ağrı hissediyor. Yeş'aru bi elemin fi batnihi. Batın karın demek arkadaşlar. Türkçemiz aslında kullanıyor. Tıp dilinde özellikle kullanıyor. Batnında yani karnında bir ağrı hissediyor. Teş'aru bi elemin fi yediha. Elinde bir ağrı hissediyor. Yeş'aru bi elemin fi ketifiha. Omuzunda bir ağrı hissediyor. Burada bir yanlışlık var arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Şimdi ketifiha'dan anladığımız kadar o bayanın omzunda diyor. O zaman burası ne olması lazım? Yeş'aru değil, teş'aru olması lazım. Yani bu ikisinin birbirine uyabilmesi için veya bu sonunu eğer bu erkek resmi ise o zaman ne yapacağız? Fi keti fihi diye düzeltmemiz gerekecek. Omuzunda bir ağrı hissediyor. Teş'aru bi elemin fi anuqiha. Anuk boyun anlamına geliyor. Boynunda bir ağrı hissediyor. Şuradan şu iki cümleyi karşılaştırırsanız bakın yeş'aru ile başlamış. Bu teş'aru ile başlamış ama en son zamirlere bakalım. Bu ha ile bitmiş, bu da ha ile bitmiş. Şimdi birisi müzekker başlamış, müennesse bitmiş, müennes başlamış, müennesse bitmiş. Burada bir sıkıntı yok ama şurada bir sıkıntı olduğu anlaşılıyor. Ya her ikisinde müzekker yapacağız ya da şurayı teş'aru yaparak her ikisinde müennes yapmış olacağız. İkra mektup demiş. Bakıyoruz. Oku ve yaz. Hâzihil ke'su fârigatun. Bu bardak boştur. Kur'an-ı Kerim'de bu kelime müennes olarak kullanılıyor arkadaşlar. Kes, bardak, kupa anlamına gelen kelime. Ekele yedi. El kelbu köpek. El lehme eti yedi. Mektebetül İskenderiye. İskenderiye kütüphanesi kebiratün büyüktür. Kesara kırdı. Kemalün Kemal ez-züccace camı kırdı. Makasu
ölçüsü bedeni, el-hidâi, ayakkabının ölçüsü bedeni, numarası yani, kebirun, büyüktür. Şahettü semeke, balığı gördüm, izledim, fil-mâi, suda. Şahede hem görmek hem izlemek anlamlarına gelebiliyor arkadaşlar. Hunâke, vardır, kitabın, bir kitap, alet-tâvileti, masanın üzerinde. Ekrahu, nefret ediyorum, hoşlanmıyorum. Ehabbe'nin zıttı arkadaşlar. Ehabbe, yuhibbü, sevmek. Kerihe, ekrahu ise sevmemek, hoşlanmamak, nefret etmek. El intidara, beklemeyi. Et tavile, uzun beklemeyi sevmiyorum. Uzun beklemekten nefret ediyorum. Küllü, tümü, hepsi. El asafiri, serçelerin hepsi cemiletün, güzeldir. Rakiptu, ben bindim. El hisane, ata. El bunniye, sıfat mevsuf olmuş bakın. Sıfat tanımlaması, kahverengi ata bindim. Tekellemtu, konuştum. Ma'a, ma'yı unutmayalım arkadaşlar. İle, birlikte anlamı veriyor. Sadik, arkadaşımla konuştum. Küratul kademi, bakın bir isim tanımlaması. Ayak topu anlamına geliyor. Futbol tabi, tam İngilizcesinde bakarsanız aynı şekilde sıralandığını göreceksiniz. Futbol, lü'abetün, oyundur, bir oyundur. Mümtiatün, zevkli, eğlenceli bir oyundur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.